Saygıdeğer izleyicilerim, bugün sizlere gerçekten çok önemli bir soru sormak istiyorum. Bana neotoprak özentisi diyenler ya da sadece Enes özentisi diyenler. Orası bu mu? Hayır hayır bir dakika soracağım şey bu değil. Birazcık ciddileşelim. Hiç evde kendi kendinize otururken veya doların artışını izlerken düşündünüz mü? Koskoca ülkede bir parti ülkedeki hemen hemen her şeye karar verebiliyor. Bunlara hakkı var ve her şey onların elinde. Ekonomi onların elinde, ulaşım onların elinde, eğitim onların elinde. Peki senin elinde olan şey ne? Senin tam olarak bu ülkede ne hakkın var? Tüm bu saydıklarıma karar verebilecek ve yönetecek kişiyi seçmek. Peki buna nasıl karar verirsin? Tabii ki de oy kullanarak. Ama bir dakika oy kullanmak da haram mıymış? Hmm, neyse. O zaman ne yapalım? Videoyu kapatalım. Oğlum uyan lan uyan hala farkında değil misin adamlar bizi ayakta sikiyor. Evet koskoca ülkede senin sadece tek bir söz hakkın var o da oy kullanmak. Hayır ekonomiye karışamazsın, ulaşım kötüyse bunu değiştiremezsin, eğitim sistemini düzeltemezsin, vergileri sen düşüremezsin. Maalesef bu ülkedeki tek vasfın oy kullanmak ve sen bunu bile elinin tersiyle itiyorsun. Ama abi ya ben kararsızım yani şu anki partinin yerine başka parti gelse bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ki. Lan ülkede 116 tane aktif parti var sen neyden bahsediyorsun? Bunları acaba hiç araştırdın mı da bana kararsın falan diyorsun. Ayrıca yeni gelecek olan partinin ülkeyi düzeltmeyeceğini nereden biliyorsun? 20 sene içerisinde başka bir parti iktidar oldu mu da sen bunu söyleyebiliyorsun? Ya da sen eskileri gördün mü de bunu söyleyebiliyorsun? Şu anda videoyu izleyenlerin birçoğu genç. Bunun ben de farkındayım. Gelelim şimdi ikinci bahaneye. Ya abi bir oy versek ülkeyi biz mi kurtaracağız? Evet sen kurtaracaksın. Bu ülkede bir şeylerin değişmesini istiyorsan sen oy kullanmak zorundasın. Ama eğer diyorsan ki ben ülkeden gayet memnunum, yönetimden de razıyım. O zaman sen oy kullanma kanka boş ver. Boş ver sen oy kullanma onlar kazanır zaten salla. Neyse rakipleri de elediğimize göre. Z kuşağının büyük bir çoğunluğu şu an oy verme hakkına sahip. Ve sen eğer ki oy vermezsen bu sadece bir oydan ibaret olmuyor. Çevrendeki insanları da negatif etkilediğin için ve onlar da kendi çevresini bu şekilde etkilediği için senin bir oyun aslında minimum minimum 100 oya bedel oluyor. Şu an mesela ben oy vermesem benim kuzenlerim, arkadaşlarım bundan etkilenecek ve birçoğu da belki de oy vermeyecek. Hepsi bir oyun önemsiz olduğunu savunacak. Ve belki de ülkede sahip oldukları bu tek hakkı bile kullanmayacaklar, üşenecekler. Herkes de bu şekilde olduğunu düşünsenize bir oydan ne olacak diye diye belki de milyonlarca oy kaybediyoruz ya. Oyu kime verdiğin önemli değil. Sen yeter ki sana tanınan bu hakkı kullan. Çevrendeki insanların da oy vermeye karşı düşüncesi belki de senin sayende değişebilir. Türkiye'ye daha fazla oy kazandırabilirsin. Madem ülkede bu kadar fazla şeyin değişmesini istiyorsanız o zaman bu hakkınızı kullanmak zorundasınız. Sen ben oy vermezsek bu ülkede kim oy verecek? Ve kendimizi kandırmaya da hiç gerek yok. İlla size daha yakın gelen bir parti mutlaka vardır. Gidin ona oy verin. Her şeyinize tamamen uyuşmak zorunda değil. Size en yakın olanı seçin ve oy verin. Oy vermemek emin olun sadece bu ülkede değişim olmamasını sağlar ve her gün yükselmesinden ötürü ağladığınız doların gün geçtikçe daha da fazla yükselmesine vesile olur. Eğer gerçekten bunu istiyorsanız oy vermeyin. Samimi söylüyorum. Ama şu zihniyetten de artık kurtulun. Senin oy vermemen sadece bir oy olarak etki etmiyor. Senin çevren de seninle beraber oy vermeyeceği için vermediğin bir oy aslında kartop etkisi yaparak milyonlara kadar uzanıyor. Hepinizin körü körüne sevdiği bir parti yoksa da daha yakın olduğu bir parti mutlaka vardır. O bile yoksa en azından uzak olduğu ve asla oy vermeyeceğim dediğiniz malum bir parti vardır. Eğer ki hala o partinin sözü altında hayatınızı sürdürmek istemiyorsanız size verilmiş olan tek söz hakkınız olan oy kullanma hakkınızı lütfen kullanın. Lan ne olur kullanın ya lütfen kullanın amına koyayım niye kullanmıyorsunuz lan Sikiyorlar oğlum bizi Patır patır sikiyorlar ya ben Allah'ım ne olur yardım et ülkeye yarabbim ben kafayı yiyeceğim yoksa Çok fazla uzatmak istemiyorum da bak ben mesajı verdim bize saplıyorlar la Bizi domaltıyorlar lan daha ne kadar açık olmamı istiyorsunuz Neyse abi ben diyeceğim dedim Gerisi sizin vicdanınıza kalmış küfürler içinde kusura bakmayın Oyunu kullan sikmeyeyim